Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Zikri Hoca. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet bugün size 11. sınıf matematik 1. sınav için hazırladığımız 2. hazırlık çalışmasını çözeceğiz. İlk önce siz çözün arkadaşlar. Videonun açıklama kısmına bunu bırakacağım. Toplu sekmesinden paylaşmıştım. Oradan çözdüyseniz şimdi çözümlerinizi kontrol edebilirsiniz. Nerede ne yanlışınız var? Nerede ne eksiğiniz var? Buradan kontrol edebilirsiniz. Haydi bakalım başlayalım. Birinci sorumuz pozitif yönlü 110 derece ile 350 derecelik açıların birim çemberi kestiği noktaları A ve B'dir. Tamam. Buna göre A ve B noktaları arasındaki en kısa uzunluğu kaç birimdir diyor. Şimdi o zaman bir tane bir birim çember çizelim biz kendimize. Birim çember sorusuyla başladık. Birim çemberi çizdim arkadaşlar. Şöyle Y eksenini çizeyim. X eksenini çizeyim. Şimdi diyor ki 110 derecelik. 110 derece bildiğimiz üzere ikinci bölgededir. İkinci bölgede olduğu için şuradan şöyle bir tane bir 110 derecelik açı alayım. Yani şurası 90 derece ise şurası 90 sağ, o zaman şurası da 20 derecelik bir açı. Bunun bittiği noktaya da A demiş. Tamam. Diğeri de 350 derecelik bir açı. 350 derece birim çember 360 olduğu için şöyle 10 derecelik bir açı alırsam Değil mi? Şuradan şöyle 10 derecelik bir açı alırsam şurasında da B noktası diyebilirim. O zaman A ve B noktası arasındaki en kısa uzaklığı soruyor bize. Şimdi ben şu şekli dışarıya taşımak istiyorum. Şöyle bir üçgenimiz var. Değil mi? Birim çember olduğu için, birim çember olduğu için şuralar bir bir olacak. O zaman buralarda da bir bir olacak. Değil mi? E 90, 20 daha 110. 10 daha 120. O zaman şuradaki Açımızda 120 derece olacak. Bu ne demek? İkiz kenar, bir, bir ikiz kenarsa şuralar 30-30. Yani 30-30, 120 üçgen değil mi? 30-30, 120 üçgenin özelliği ne? A, A, A kök 3. Yani 1, 1, 1 çarpı kök 3. Yani burası da artık kök 3 birim olacakmış. A ve B arasındaki en kısa uzunluk. Anlaştık. Haydi bakalım geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda bu videoda hem hatırlatma hem soru çözüm arkadaşlar. Yani konu tekrarı da oluyor bu şekilde. Ne diyor? Bir nokta var birim çember üzerinde. Tamam zaten birim çember üzerinde ise yapacağı şey çok 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 basit. Sınavda da gelebilir arkadaşlar birim çember sorusu. Çok dikkatli olun. Yapacağın şey ne? Bunun absisinin karesiyle ordinatının karesinin toplamı her zaman bir olmak zorunda. Çünkü niye? birim çember üzerinde hemen hatırlatmasını yapalım biz onu size. Şöyle bir birim çemberimiz varsa birim çember üzerinde aldığın herhangi bir noktanın aldığın herhangi bir noktanın koordinatlarının top kareleri toplamı her zaman bir. Örneğin örneğin şuradaki bir nokta alalım. Önemli değil nerede aldığımız. Şurada bir tane bir nokta aldım ben. Bunun e, koordinatları ne olsun? A'ya B olsun değil mi? A'ya B olsun. Buradan buraya indiğim zaman şurası A, şurası da B. E burası ne? Burası 1. E Pisagor yaptığım zaman ben buradan a kare artı b karenin her zaman 1 olduğu görülür. Tamam mı? A kare artı b kare her zaman 1. O zaman bilgimizi kullanalım. E bunun hapsisi a kare. Bunun hapsisi a kare. Ordinatı 2 kök 2 bölü 3'ün karesi. Eşittir 1 olacak. E buradan a kare artı 2 kök 2'nin karesi 8. 3'ün karesi 9 eşittir 1. E buradan a kare eşittir 1 eksi 8 bölü 9. Yani 1 bölü 9. Değil mi? Şöyle biraz aşağı çekeyim ben bunu. Heh. O zaman a kare 1 bölü 9 ise arkadaşlar a sayısı ya 1 bölü 3'tür karekökü, ya da eksi 1 bölü 3'tür. Eksiği unutmayın. Ne diyor? A değerlerinin çarpımı. E o zaman birine a 1 birine a 2 dersem ben bunları şöyle a 1 ve a 2 diyeyim. Bir tanesi 1 bölü 3 diğeri eksi 1 bölü 3 olduğu için eksi 1 bölü 9 olmuş olacak. Tamam, kolay bir soru. Hemen birim çember üzerindeki noktaların hepsinin sağlanması gereken özelliği bildiğimiz zaman artık işin içinden çıkabiliriz. Geldik şimdi soruya. 163 pi bölü 4 radyanlık açıya sahip ışının birim çemberi kestiği noktaların koordinatlarını bulunuz. Burada da arkadaşlar hem esas ölçü hem de birim çemberli bir böyle karma e soru yaptım. İkisini de tekrar etmiş oluruz. Şimdi 163 pi bölü 4. İlk önce bizim bunun S ölçüsünü bulmamız lazım. Mantığını da anlatayım ben yine size. Bu S ölçüsü nasıl bulunuyordu? Birim çemberi turladık. Birim çemberi turladık. Ve ne kadar? Boşta kalan açımız oldu. Onu bulmaya çalışıyoruz. Bunu kendi yöntemlerimizde de bulabiliriz. İlla bir yöntem bilmemize gerek yok. Sadece mantığını bilelim yeterli. Yani S ölçünün tanımını bilelim yeterli. S ölçünün tanımı diyor ki sen birim çemberi turladın, turladın, turladın. Artık ne kadar fazladan açık kaldıysa o senin S ölçündür diyor. Ve S ölçü de pozitiftir bildiğiniz üzere. Şimdi 163 pi bölü 4. Bunu istediğimiz gibi yapabiliriz. Şimdi mesela 163 pi bölü 4'ü ben 160 pi artı 3 pi bölü 4 yazabilirim değil mi? 160 bölü 4'ten 40 pi artı 3 pi bölü 4. Bu ne anlama geliyor? Birim çemberi 20 kez turladığın anlamına geliyor değil mi? Çünkü niye? birim çemberin e, tamamı 2 pi radyanlık açıya sahip 20 kez turlamışın. E artık bize şu kadar bir açı esas ölçü olmuş, tamam mı? Hocam bunun yöntemi neydi? Hemen hatırlatalım. 163 arkadaşlar kesirli varsa 163'ü şuranın 2 katına böleceksiniz. Niye 2 katı? Çünkü 2 pi radyanlık giriyor, 2 pi'leri atmam lazım. O yüzden 2 katına bölüyoruz. 8'e böldüm. 20 defa burası 160 yaptı. Burası da 3 yaptı. Bak 3 pi bölü şuradaki sayı 4'ü yine kullanabilirsin. Tamam mı? E 3 pi bölü 4 dereceye çevirebiliriz biz bunu. 3 çarpı pi gördüğümüz üzere 180 yazarsa 180 bölü 4'ten 45. Bu ne yapacak arkadaşlar? 135 derecelik bir açı. 135 derecelik açı nerede? Tam şurada bir yerde. Değil mi? Bak tam 135 derecelik açı burada. E biz bunun koordinatlarını bulacağız değil mi? Bulalım. Şuradan şuraya bir tane bir dikme çektiğim zaman biliyorum ki şurası 90. 135 ise şurası 45. O zaman burası da 45. Sonra burası da 45. E burası bir birim. Birim çemberin yarıçapı. çapı. E buralarda A, A, A kök 2. Yani hipotenüs varsa aslında buralara geçmek için kök 2'ye bölmemiz gerekiyor. Tamam mı? Ve noktanın koordinatlarına bakacağız. A noktası dedim. A noktasının koordinatları ne yapmış? 1 bölü kök 2 birim sola gitmiş. O zaman onu eksiyle ifade edeceğim. 1 bölü kök 2 birim de yukarıya gitmiş. O zaman onu da artı ile ifade edeceğim ve koordinatlarımı bulacağım. Anlaştık mı? Hem öses ölçüyü hem de normal birim çember üzerindeki bir soru tipini görmüş olduk. Geldik dördüncü soruya. Şekilde birim çember ve bu çember üzerinde A, B ve C noktaları verilmiştir. Tamam. BAC eşittir alfa olduğuna göre OBC üçgenin alanında bulunur. Tamam. Şimdi tabii biz bu genel tekrar testi olduğu için burada üçgenin alan formülünü de kullanabiliriz. Ama onu birim çemberden çözmeye çalışalım. Üçgen alan formülünü kullanmadan yapmaya çalışalım. Şimdi ilk önce ne diyelim? Şurası alfa ise burası da alfadır değil mi? Nereden biliyorum? Çünkü bunlar birim çember. Yani şunlar bir bir ve ekskenar üçgen. Alfa alfa ise şurası 2 alfa. Değil mi? 2 iç için toplumu kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. OC'ye bakıyorum arkadaşlar. OC'de 1 görüldüğü üzere. Çünkü birim çemberin yarı çapı. Sinüs alan törenini biliyorsanız uygulayabilirsiniz. Ama şunu yapalım biz. Mesela buradan buraya bir tane dikme çektiğim zaman buradan buraya bir tane bir dikme çektiğim zaman ne oluyor? Buradaki dikmenin adı bildiğimiz üzere e, burası çektiğim zaman sinüs, sinüs 2 alfa oluyor değil mi? Çünkü niye? Karşı bölü hipotenüs yaptığınız zaman sinüs 2 alfaya eşittir. Buradaki açıda 2 alfa olduğu için. O zaman biz alanı bulmak istiyoruz. E, alan eşittir. Taban çarpı yükseklik bölü 2 dediğimiz zaman sinüs 2 alfa bölü 2'ye yine ulaşmış oluruz. Anlaştık. Ya da sinüs alan teoreminden 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı, çarpı sinüs 2 alfa da diyebilirsiniz. Tamam mı? Onun da Burada da ispatı olmuş gibi bir şey oluyor. Soru 5. Beş. Soru 5'e çok dikkat edin arkadaşlar. Çünkü e, burada ufacık bir yerde bir sıkıntımız olabilir. Yani bir bilgi eksikliğimiz olabilir. Şimdi onu bir halletmeye çalışalım. Şimdi diyor ki yukarıda verilen eşitliklerden kaç tanesi tüm reel sayılar için her zaman doğrudur. Bak her zaman doğrudur diyor. Biz bu eşitleri kullanıyoruz değil mi? Ama bunu uygun x'ler için kullanıyoruz. Örneğin Tanjant x çarpı kotanjant x 1. Tamam bunu biliyoruz. Hep kullanıyoruz. Ama hakikaten her x için doğru mudur diye sorarsak her x için doğru değildir arkadaşlar. Çünkü niye? Çünkü biliyoruz ki bir tanjant 90 derece eşittir. Tanımsız. Değil mi? Ya da biliyoruz ki kotanjant 0 derece tanımsız. Yani ben burada x'e 90 koysam tanımsızla bir şey çarptığım zaman 1 yapmıyor. O yüzden de bu her zaman doğru değil. İkincisi Tanjant x sin bölü kosinüs Tamam bunu kullanıyoruz ama kosinüsün sıfır olduğu yerlerde yani x gördüğüm yere 90 koyarsam paydaya sıfır geliyor. O yüzden de bu her zaman doğru olmuyor. 3 aynı 2 ile aynı. kosinüs x bölü sinüs x. Sin x'in sıfır olduğu durumlar vardır. Paydaya sıfır geliyor olmuyor. 4 aynı şekilde sin x'in sıfır olduğu durumlar vardır. Paydaya sıfır geliyor olmuyor. Sekant x Kosinüs x'in 0 olduğu durumlar olduğu için yine paydaya sıfır geldiği zaman olmuyor. Yani x'in sıfır değil. Yanlış anlamayın burada. x'eni 90 koyuyorum. Kos 90 0 oluyor. 1 bölü 0 tanımsız oluyor. Ama kos kare artı sin kare x'te herhangi bir sıkıntı yok. O hangi x olursa olsun sağlanıyor. Tamam mı? Yani bunlardan bir tanesi her zaman doğru. Belki böyle bir soru karşınıza çıkabilir. Dikkat edin. Tamam mı? Geldim altın soruya. ABC bir dik üçgen. AB ile BC dikmiş. Tamam. ED ile AC dikmiş. O da tamam. AB 6. AD 7. Tamam. Sinüs A 4 bölü 5 o olduğuna göre BEX kaçtır diyor. BEX. Şimdi sinüs A nerede? Sinüs A şurada arkadaşlar. Tamam. 4 bölü 5. Şimdi karşısı ve burası değil mi? Şimdi ben şuraya bir 4K yazsam. 4 bölü 5 ise madem. Bunun hepsine de 5K yazsam değil mi? Bütün AC'ye 5K yazsam 4K 5K o zaman burası da 3K mı oldu? Yani aslında benim K dediğim sayı 2 değil mi? K dediğim sayı 2. O zaman ben şuraya şuraya bir toparlayayım artık. Şuraya ne yazabilirim? Hepsi 2 ise 5 kaydı burası. Burası 5 kaydı 10 olacak. O zaman buraya 3 yazabilirim. Burası 4 kaydı. Hepsine 8 yazabilirim. O zaman buraya da 8 eksi x yazabilirim değil mi? Tamam. Yine sinüs bakacağım. Şimdi sinüs şuraya alfa diyeyim arkadaşlar. Şuraya alfa diyeyim. Şuraya beta diyelim. Değil mi? Alfa beta 90. Şuraya da ne diyelim tekrar? Alfa diyelim. E aynı sinüsü ben buradan da bulabilir miyim? Bulabilirim değil mi? Bak sinüsüm. Sinüs alfam artık. Çünkü alfa dedim a'ya. Sinüs alfam 3 bölü 8 eksi x. Eşit olmalı. Kime? 4 bölü 5'e. Sonra da 4 bölü 5 verilmiş çünkü. O zaman buradan işler işler çarpımı yapıyorum. 32 eksi 4 x Değil mi? Eşittir. 15. Buradan 4x'i 15'i buraya alalım. 17 olsun. O zaman x'i de 17 bölü 4 olarak bulmuş olalım. Anlaştık mı? Bak 3, 4, 5 üçgenden başladık. Sanki 3, 4, 5'miş gibi gidecekti ama 3, 4, 5. Büyük üçgende 3, 4, 5 ama küçükte de 3, 4, 5'in katı ama kesirli katları geliyor. Tamam mıdır? Soru 7. Yukarıda bir birim kareler oluşturulmuş şekil üzerine verilen alfa açısının tanjant değeri kaçtır? Alfanın tanjant değeri. Şimdi bu birim çemberlerde ne yapıyorduk arkadaşlar? Şöyle uzatıyorduk değil mi? Şöyle uzatıp bir şeyler bulmaya çalışıyorduk. Yani en azından bizim şeklimizi şimdi bir dik üçgen içine düşürmemiz lazım. Şunu da şöyle bir çekelim. Tamam. Şimdi buradan ne yapabiliriz? Burası alfa. Burası alfa. Şuraya baksak. Şuradaki hemen bütünleri 180 eksi alfa değil mi? Ama orada bir dik üçgen içinde ama kenarları belli değil. Yani karşısı belli ama komşusu belli değil. O zaman ne yapıyorum? Bunu taşımam lazım. Nereye taşıyayım? Şunla şu birbirine paralel olduğu için şuraya taşıyabilirim değil mi? Yani bu açıyla bu açı birbirine eşit. O zaman ben şuraya 180 eksi alfa diyebilirim. Ne istiyor arkadaşlar? Tanjant değeri. Şimdi ben ilk önce bir tanjant 180 eksi alfayı bulmak zorundayım değil mi? Tanjant 180 eksi alfa eşittir. Karşısına bakayım. 1, 2, 3, 4. Tamam. 4 bölü yazayım onu. 1, 2, 3, 4, 5. Komşusuna bakayım. 4 bölü 5. E, tanjant 180 eksi alfa hatırlayın ben. 180'de isim değiştirmiyordu. Tanjant oluyordu. 180 eksi alfa hemen bir birim çember çizelim. 180 eksi alfa İkinci bölgede olduğu için tanjant burada eksi. Yani 4 bölü 5. E o zaman ben tanjant alfamı istiyorsam da eksi 4 bölü 5 demem lazım. Buradaki en büyük sıkıntı belki de eksiği unutmak. Tamam zaten geniş açı olduğu için tanjantına da negatiftir diye ilk baştan bile yorum yapabiliriz. Dedim ve geldim 8. soruya. 8. sorumuz arkadaşlar ne diyor? Yandaki şekilde verilenlere göre kotanjant alfa kaçtır diyor. E bu ikizkenar üçgen yani trigonometri sorusundan daha çok böyle sentetik geometri sorusu. E ikizkenar üçgende bizim yapacağımız ilk iş neydi? Tabana bir tane bir dikme çekmek değil mi? Yani biz şuradan şuraya bir tane bir dikme çekebiliriz. Bunu çektiğimiz zaman bu dikme tabanı iki eşit parçaya ayıracak. Yani şurası 90 derece. Tamamı 32. 2'ye bölsem 16. 11'i buradaysa buraya 5 kalacak. Tamamı 21 ise buraya da 16 kalacak. Bak 20 var, 16 var. 3, 4, 5'in katları. Yani burası 4 kere 4, 16. Burası 5 kere 4, 16. O zaman burası da 3 kere 4, 12 olacak değil mi? İşte 5 kere 4, 20 olacak tabii ki burası. 5, 12 o zaman burası 13 oldu. E şimdi biz buradaki alfayı buradaki kosinüs bulabiliriz ama gerek var mı derseniz hiç de gerek yok. O zaman şuraya geçelim. Buradaki açımız 180 eksi alfa. E ben kotanjant 180 eksi alfayı arıyorum. Değil mi? Kotanjant 180 eksi alfa eşittir komşu bölü karşıdır. Yani 5 bölü 12'dir. E bu da biraz önceki eksi, ta, eksi tanjant alfa yazmıştık ya ikinci bölgede. Bu da eksi kotanjant alfa 5 bölü 12. O zaman kotanjant alfayı da eksi 5 bölü 12 olarak bulmuş olurum. Tamam mıdır? Geldik soru 9'a. Şimdi işte biraz da ÖSYM mantığına yakın arkadaşlar. Ne biliyorsunuz ne bilmiyorsunuz biraz onu buldurmaya çalışıyorlar bize. Tamam mı? Bu şekilde dik koordinat düzleminde birim çember verilmiş, dik üçgenler verilmiş. Tamam. Birim çember üzerindedir. Çemberi büyük yazmışız. Niye? İyice belli olsun diye herhalde. Şunu bir küçültelim. buna göre bu oranın eşidi nedir diyor. Şimdi burada ezber bulacak çok şey var arkadaşlar. Bir kez alfa'yı ben buraya yazdım. Çünkü niye? Mesela burası alfa olduğu zaman hemen bu şeye sinüs diyorduk. Yataya kosinüs diyorduk. Öyle ezber yapılmasın diye. Yani alfa herhangi bir yerde olabilir. Tamam mı? Alfa herhangi bir yerde olabilir. O yüzden biz yorumumuzu yapalım. Şimdi mesela burası 1. Değil mi? OD1 bir, birim çember. Şimdi bak. Yorumumuz şu. Karşı bölü hipotenüsün adı bizim için ne? Sinüs alfa değil mi? O zaman biz buraya sinüs alfa diyeceğiz. Hocam yataylar kosinüs alfaydı demeyin hiç. Tamam mı? Alfanın yeri farklı olduğu için böyle gelecek artık. Sonra komşu bölü hipotenüs burası da kosinüs alfa olacak. Tamam yazıyoruz aslında. Sonra burasına bakalım. Şimdi şurası bir. burası bir. Şu BO. Şurayı bulmak istiyorum ben. Karşı bölü komşu. Tanjantı değil mi? O zaman buraya da tanjant alfa yazacağım. Bir şurada bir sorulanları bir yazayım bakalım. AB diyor arkadaşlar. AB tanjant alfaymış. AB tanjant alfa yazdık. Artı AD. AD de burası burayı nasıl bulalım şimdi Alfa var değil mi şurası var şimdi şurası birdim bildiğim üzere şimdi bir bölü yani komşu bölü hipotenüs yazsam oa yazsam komşu bölü oa yazsam bu benim için ne olacak kosinüs Alfa olacak değil mi o zaman ters çevirsem oa ne olacak bir bölü kosinüs Alfa bir bölü kosinüs Alfa e oa bir bölü kosinüs alfa o zaman ad de a de 1 bölü kosinüs alfadan 1'i çıkaracaksın değil mi? Hatta bu sekant alfa olduğu için buraya sekant alfa eksi 1 bile yazabilirim. Anlaştık mı? Bu böyle bulundu. Bir daha bir e, yapalım isterseniz. Komşu bölü komşu bölü o a yazdım. Bu benim için kosinüs alfadır. Ters çevirdim. Kosinüs alfa da 1 bölü kosinüs alfa. Yani sekant alfa oldu. Tamam sekant alfa olduğu için bir tanesi burada olduğu için burası sekant alfa eksi 1 oldu. Şu tanjant alfayı aşağı yazmak istiyorum. Şuraya bir tanjant alfa yazayım. Artı AD. AD nerede? Şurada sekant alfa eksi 1. Sekant alfa eksi 1. Bölü BC. BC de tamam 1 olduğu için arkadaşlar. Burası kosinüs alfa olduğu için 1 eksi kosinüs alfa yazıyorum. C de de zaten sinüs alfa olarak bulmuşuz. Tamam mı? Bunu da sinüs alfa olarak bulmuşuz. Şimdi artık burada yapmam gereken tanjant yerine ne yazacağım? Tanjant yerine sinüs bölü kosinüsü yazacağım. Yazalım onu. Şöyle bir kesir çizimi çizeyim. Sinüs alfa bölü kosinüs alfa yazacağım. Sekant yerine bir bölü kosinüs alfa yazacağım. Bir yerine de madem paydalar kosinüs alfaysa ise kosinüs alfa bölü kosinüs alfa yazayım. Alt tarafa da bir eksi kosinüs alfa artı sinüs alfa. Şimdi yukarıya bir bakalım. Paydalar eşitsem sinüs alfa artı bir eksi kosinüs alfa bölü kosinüs alfa. Hadi birinciyi aynen yazdım. İkinciyi de ters çevirip çarpayım. İkinci de 1 bölü 1 eksi kosinüs alfa artı sinüs alfa. Bak görüldüğü üzere sinüs alfa artı bir eksi kosinüs alfa. Sinüs alfa artı bir eksi kosinüs alfa. Yani bunlar birbirinin tıpatıp aynısı. E ne kaldı? Bir bölü kosinüs alfa. O da zaten bildiğimiz üzere sekant alfa yapıyor. Tamam. Yani birim çemberi üzerinde artık özdeşlik sorusu özdeşliği bilmemiz gerekiyor. Soru 10. Soru 10'da da böyle eskilerden kalan 9'dan kalan ufacık bir şeyi bir unuttunuz mu unutmadınız mı diye yazdım. Bunu bir hatırlatmak isterim size. Şimdi 1 eksi kosinüs kare alfayı biz bildiğimiz üzere sinüs kare alfa yazabiliriz değil mi? Ya da sinüs kare x'miş. Bu sinüs kare x yazabiliriz. Tabii ki bu kare içinde. Eksi. Bunu da 1 sin kare eksi 1 eksi Sin kare x de kos kare x yazabiliriz. Şunu da hemen bir kos kare x yazalım. Eksi sinüs x yazalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar genellikle bunlar birbirini götürür diyoruz. Ama bunlar birbirini mutlak değerce götürüyor. Yani şöyle biz a kare ile bu kare kökü kare ile götürdüğümüz zaman direkt a yazamıyoruz. Mutlak değer a yazmamız lazım. Çünkü niye? Çünkü şundan örneğin mesela 4. 4 yerine 2 yazıyoruz ama ben bu 4 bilmiyorum ki eksi 2'nin karesi mi yoksa 2'nin karesi mi? Çünkü şöyle olursa bunları götürdüğüm zaman eksi 2 yazmam lazım ki yanlış olur değil mi? O yüzden de mutlak değerle koruma altına alıyorum. Eksi. Bu da aynı şekilde kosinüs x mutlak değerce. Tabi bunlar çift olduğu zaman tek olduğu zaman herhangi bir sıkıntı yok. Eksi sinüs x. Şimdi ne işimize yarayacak bu mutlak değer? Bak burada bize bölge vermiş değil mi? Bölgeye göre yorum yapacaksın. Nerede? İkinci bölgede. İkinci bölgede sinüs pozitif olduğu için aynen çıkacak. Yani sinüs x olarak çıkacak. Eksi. İkinci bölgede kosinüs negatif olduğu için önüne eksi alacak. Yani eksi kosinüs x olarak çıkacak. Bir de eksi sinüs x var. Burası sinüs x. x. Eksi eksi çarptım. Artı kosinüs x. Eksi sinüs x. Bunlar birbirini götürsün. Kaldı bize kosinüs x. Tamam mıdır? Bak mutlak değer nerede karşımıza çıktı. Matematik zaten bir bütün arkadaşlar. Yani o konu orada çıktı artık bitecek diye bir şey yok. Yani 9'daki konu burada bizim tabii ki karşımıza çıkacak. Bu da e, temel bir özdeşlik sorusu. Ne yapacağız? Hemen bir payda eşitleyebiliriz. 1 eksi kosinüs x ile payda eşitleyelim şuraya. Burasının 1 eksi kosinüs x. Burasının da sinüs x ile. Şimdi 1 artı x. 1 eksi x çarptığım zaman 2 kare farkından 1 eksi kos kare x. Değil mi? bölü. Şurayı da sinüs x çarpı 1 eksi kosinüs x yapayım. Hatta eksi eksi sin kare x yapalım şuraya. Sinüs kare x. Paydamız zaten bu. Değil mi? Eşittir. Şimdi şurada bak bir şey gördüm. Eksi kos kare x eksi sin kare x. Ne yapıyor? 1 eksi parantezinde sinüs kare x artı kosinüs kare x yapıyor değil mi? Aşağısı da sinüs x çarpı 1 eksi kosinüs x. E burası arkadaşlar bizim bildiğimiz üzere 1 zaten. 1 e eksi 1 0. Aşağıda bir ifade 0 bölü bir ifade şöyle soru işareti koyayım. Tabii ki de 0 yapacaktır. Anlaştık mı? En sade halde 0'mış. Ne yapalım yani? Geçelim 12'ye. 12'de kos küp x eksi sin küp x bölü 1 artı sin x çarpı kosinüs x artı sin x ifadesinin en sade halini bulun demiş. Burada hatırlatmamız gereken özdeşlik tekrar bunları derslerde söylemiştik ama bir daha söyleyelim. A küp eksi B küp A eksi B çarpı A kare artı A B artı B kare olarak yazılır. Artık bunu kos küp kos e, küp x eksi sin küp x'e uyarlayacağız. Nasıl uyarlayacağız? Çıkarmış. Biz de çıkaralım. Demek ki kos sinüs x eksi sinüs x çarpı birincinin karesi kos kare x Artı birinci ile ikinci çarpımı sinüs x çarpı kosinüs x artı ikincinin karesi sinüs kare x. Değil mi? Bölü bir artı sinüs x çarpı kosinüs x artı sinüs x. Şurası da artı sinüs x. Ki zaten kos kare x ile sin kare x 1 arkadaşlar. Bir artı sin x kos x 1 artı sin x kos x. Bak bunlar birbirini götürdü. E ne kaldı yukarıda? kosinüs x eksi sinüs x artı sinüs x kaldı. Bunlar da birbirini götürdü. Kaldı bize kocaman bir kosinüs x. Anlaştık. Yani 10. sınıfta gördüğümüz özdeşlikleri kesinlikle bilmemiz lazım. 13'te ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. İfadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım. Şimdi burada normal sıralamanın dışında arkadaşlar bu. Bu ne? Bölgede herhangi bir bölgede herhangi iki tane trigonometrik e, değeri sıralattırıyor. Bu da bize tabii ki yorum gerektiriyor. Yani yorum lazım bu soruda. Şimdi ne yapacağız? Ha, değer verebilir misiniz? Değer verebilirsiniz. Yani alfa yerine bir tane uygun değer verip kullanabilirsiniz. Ama ben en genel haliyle bunu çözmeye çalışacağım. Şimdi birim çemberde çalışıyoruz. Birim çemberi çizdim. Şimdi sıfırla pi bölü 4 arasında. Sıfırla pi bölü 4 arasında yani tam böyle 45'lik bir açı değil mi? Şurada bir aç Şimdi diyor ki sen buradayken yani şu çeyrekteyken sekant alfan kosekant alfandan büyük mü? Şimdi biz ilk önce arkadaşlar sinüsle kosinüsü kıyaslayalım ki diğerlerini kıyaslarız. Tamam mı? Şimdi yani bunları sinüs ve kosinüsten alalım. Çünkü niye? Bu kosinüs bir bölü kosinüstür. Bu da 1 bölü sinüstür. İşte ben burada herhangi bir açı alayım kendime. İstediğim herhangi bir açıyı alayım. Mesela tabii ki 0 ile 45 arasında şu açıyı alacağım. Tamam mı? Bu açıyı aldıktan sonra şu mesafeyi çizeceğim. Ve şurada mesela alfa olsun. Şimdi şu mesafe kosinüs alfa. Bu mesafe sinüs alfa. Değil mi? Görüldüğü üzere arkadaşlar kosinüs alfa sinüs alfadan daha büyük değil mi? Çünkü bak bu 1 ile arasında şu kadar mesafe kalmış. Bunun bayağı bir mesafe var. O zaman kosinüs alfa sinüs alfadan daha büyük. Ben bunun 1 bölüsünü alırsam, bir bölüsünü alırsam, 1/ bölü bir bölü kosinüs alfa büyük küçük oluyor arkadaşlar bir bölüyü alınca, bu da bir bölü sinüs alfa. E şimdi eşitlik nereden geliyor? Eşit 45'e eşit olunca tam, tam 45 olunca da bunlar eşit. E bir bölü kosinüs alfa'nın adı bizim için sekant alfa, değil mi? Küçük eşit bir bölü sinüs bizim için kosekant kosekant alfa bir an yazamadım Heh. sekant alfa kosekant alfadan daha küçük oldu mu oldu güzel geldik tanjant alfa ile kotanjant alfaya şimdi ben tanjant eksenini çizersem şurada şu tanjant eksenini çizersem bildiğim üzere şu parça bizim için tanjant alfa yapacak değil mi kotanjant eksenini çizersem kotanjant eksenini çizersem şöyle uzattığım zaman arkadaşlar bu parçanın hepsi de şu parçanın hepsi de kotanjant alfa yapacak. E, tanjant alfa kotanjant alfadan nasıl büyük olacak burada değil mi? Birisi bu kadar birisi bu kadar. O zaman da bu yanlışmış. Pi bölü 4 ile pi bölü 2 arasında gelin diyor. Şunları ben bir şöyle bir sileyim. Pi bölü 4 ile pi bölü 2 arasında acaba ne var? Sinüs alfa kosinüs alfadan büyük mü? Ona da bakalım. Mesela şuradan bir mesafe aldığım zaman şurası ve şurası. E düşeyim benim sinüs, yatayım kosinüs, değil mi? E düşeyim daha uzun oldu değil mi arkadaşlar yatayımdan? O zaman sinüs alfa kosinüs alfadan daha büyükmüş, daha küçük değilmiş. O zaman hangileri doğruymuş? Hangileri doğrudur diyorsa yalnız bir demem lazım. Anlaştık mı? Evet gelelim 14. soruya. 14. soruda arkadaşlar sinüs eksi 88, kosinüs eksi 51, kotanjant eksi 122 dereceleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. Şimdi bunları esas ölçü bularak yapabiliriz ama ben bunu indirgeme bağıntılarından yapmak istiyorum ki bir şeyi hatırlatmış olayım. Şimdi indirgeme bağıntılarında şöyle bir şey söylemiştik arkadaşlar. Sinüs fonksiyonu tek fonksiyondur. Ne demek tek fonksiyon? İçindeki eksiği önüne atar. Tamam mı? Yani ben burada a yerine aslında eksi sinüs 88 derece yazarım. Kosinüs fonksiyonu çift fonksiyondur. Yani ne demek? Eksiyi yok eder. Yani kosinüs eşittir 51 derece yazabilirim. Şu parantezleri kaldırayım. Sonra kotanjant da tek fonksiyondur. O yüzden de eksiyi önüne atar. Eksi kotanjant 122 derece yapar. Tamam. Şimdi burada e, genellikle sıralamalarda dar açı çevirmek istiyorduk. E, dar açı, dar açı. Bunu da dar açıya çevirelim. O zaman kotanjant 122'yi şöyle bir yazmaya çalışalım. Kotanjant 180 eksi 58. Değil mi? Yazmaya çalışırsak kotanjant 122 olacak. O zaman buradan da eksi kotanjant 58 demem lazım değil mi? Çünkü niye? İsim değiştirmeyecek ve ikinci bölgede olduğu için. E burası eksi kotanjant 58 ise bir de önünde eksi varsa artık burası da artı kotanjant 58 derece olacak. Şimdi bize ne kaldı? Ee, A negatif oldu bak. Çünkü sinüs 88 pozitif. Önüne eksi o aldığı için A negatif. O zaman A en küçüğü. Bak diğerleri pozitif oldu. Şimdi bunları e, kosinüs ve kotanjanta göre değil de sinüse ve kosinüs şey sinüse ve tanjanta göre kıyaslayalım arkadaşlar. Bunu da yazalım ki sinüs 29 derece olsun. 90 derece tamamladığımız zaman eşit oluyordu. Bunu da ne yapalım? Tanjant 22 derece mi? Ya da 32 derece mi? Şunlar 29 değil arkadaşlar özür dilerim. 39 olacak şu. Şu 39 çünkü 90'a varmam lazım. Bu da kaç olacak? 32 derece olacak. Tamam. Bunları kıyaslarsam işim kolaylaşır. Şimdi bunları kıyaslamak için ne yapacağım? Bunları kıyaslamak için tabii ki de birim çember çizeceğim. Şöyle birim çemberimi bir çizdim. Bakalım nasıl kıyaslayacağım. Şimdi bunlar biraz birbirine çok yakın değerler arkadaşlar. Bunu böyle vermeseymişiz iyiymiş ama ya yani sana da bu kadar çok yakın değer gelmeyebilir. Çünkü kıyaslamak hakikaten kalemle çizdiğiniz zaman sıkıntı. Ben burada belki açıyı direkt çizeceğim ama sizin kalemle çizmeniz çok da mümkün değil. Şimdi 39 derece. Şimdi çünkü 39'u aldığım zaman ben buradan şöyle direkt bak gördüğünüz üzere 39'u çizeceğim. 32'yi de şöyle aldığım zaman 32'de böyle bir şey. Tamam mı? Hatta biraz daha uzatsam olacak. Ondan normal kalemle uzatayım. Yani daha çok böyle belirgin sayılar verilir ki zorlanmayalım diye. Şunu da buradan böyle çiz, çizdim. Tamam mı? Şimdi bizim için tanjant neresi? Tanjant burası. Tanjant burası. Sinüs de burası. Bak gördü, görüldüğü üzere şurada ufacık bir fark var. Bak şöyle çizersem ufacık bir fark var ki sinüs 39'un daha büyük olduğunu söylüyor. Yani tanjant 32 aslında sinüs 39'dan daha küçükmüş. O zaman büyükten küçüğe sıralayalım. B küçük, C küçük, A diyebiliriz. Yani burada milimetrik biraz da değerler olduğu için çok da sınavda yakın değerler gelmez. Yani çizdiğiniz zaman bariz bir şekilde hangisinin büyük, hangisinin küçük olduğu belli olur. Tamam mı? Ben orada ufacık bir zorluk yapmışım. Tamam mı? Hadi gelelim bakalım. 15'e devam edelim. Tanjant 10 derece A olmak üzere bu ifadenin A türünden eşliğini bulunuz diyor. O zaman biz bunları 10 dereceye göre ayarlayabiliriz değil mi? Şimdi kotanjant 100 dereceye ayarlayalım. Kotanjant 100 dereceyi biz şöyle yazalım. Kotanjant 90 artı 10 yazabiliriz değil mi? İsim değişecek ve ikinci bölgeye düşeceğim artık eksi tanjant 10 olacak. Tanjant 350'ye bakalım. Tanjant 350 derece. Tanjant 360 eksi 10 yazabilirim. Dördüncü bölgedeyim isim değişmeyecek. Tanjant 10 olacak ama tanjant 14'te eksi olduğu için bu da eksi olacak. En son kotanjant 170'e bakalım. Kotanjant 180 10 yazarsak. 180 10 ikinci bölgede isim değişmeyecek. Eksi kotanjant 10 olacak. O zaman yerlerine yazalım. Bu eksi tanjant olmuş. Tanjant 10 a olduğu için buraya eksi a yazabilirim. Tanjant 150 o da eksi tanjant olmuş. Onu da eksi a yazabilirim. Eksi kotanjant 10. Tanjant 10 varsa arkadaşlar kotanjant 10 direkt çarpmaya göre tersi 1 bölü a'dır. O zaman onun yerine de eksi 1 bölü a yazabilirim. Yukarısı eksi 2 a yaptı. Birinci aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Buradan da 2 a kareye ulaşmış oldum. Yani bu ifadenin a türünden eşidi aslında 2 a kare imiş. Tamam mı? Evet 16. 16'da da x artı y'nin toplamı 90 derece yani pi bölü 2 radyan verilmiş. Ve bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bunlarda ne yapacağız? Bunlarda şu elimizdeki 90'ı kullanarak 180, 270 ve 360 yapmaya çalışacağız. Tabii ki şuradaki ifadeleri elde etmek için. Mesela 4x artı 3y diyor değil mi? Ben bunu 4'le de çarpabilirim. 3'le de çarpabilirim. Buradaki tercih bizim. Mesela ben bunu 4'le çarpsam 4x artı 4y eşittir. Kaç olacak? 2 π olacak değil mi? Çünkü 2 πden hareket edebilirim. 4'le çarptığım zaman bu gelecek. Ama benim burası 4x artı 4y yok. Ne var? 4x artı 4y'yi yazarsam artı 3y var. O yüzden de eksi y demem lazım. Değil mi? Bunu bir halledelim. Burada sinüs 4x artı 4y yerine 2 π yazabilirim. Eksi y eşittir. Neredeyim? Dördüncü bölgedeyim. Ve işaretim de eksi olduğu için eksi sinüs y isim değiştirmeyeceğim. Bu şekilde yapabiliriz. Mesela 3x artı 2y. Bunu da mesela 3x artı 3y olarak düzenleyeyim. Şöyle kosinüs 3x artı 3y eksi y diyeyim buna. Tamam mı? Bu da ne yapsın? Kosinüs 3x artı 3y. 3 ile çarparsam 3 pi bölü 2. 3 pi bölü 2. Eksi y yaptı değil mi? Eksi y yaptık. Kosinüs değilmiş o. Kotanjantmış. Allah Allah. Bugün ne oluyor acaba? Şöyle kotanjant yazalım şuna. Şu kotanjant. Bu da kotanjantmış. Heh. 3 pi bölü 2. Eksi y. Değil mi? E bu da neredeyiz? 3 pi bölü 2. Hemen şöyle birim çemberi bir çizelim. 3 pi bölü 2 burada. Eksi y'si burada yani üçüncü bölge diyeyim. Yani isim değiştireceğim. Tanjant y yazacağım. Kosinüs y, kosinüs y zaten. Buna bakalım. Tanjant, tanjant 2x artı 3y. Bunu da şöyle yazabilir miyiz? 2 ile çarpalım. 2x artı 2x artı 2y artı y olarak düşünsek. Bunu da tanjant 2x artı 2y. Şimdi 2 ile çarparsam arkadaşlar pi olacak pi olacak. Pi artı y olacak değil mi bu? Tamam. Pi artı y nerede? Pi artı y. Üçüncü bölgede yani aslında tanjant y olacak ve isimde değişmeyecek. Bunları yerlerine bir yazalım. Şimdi sinüs 4x artı 4y yerine ben eksi sinüs y yazayım. Eksi sinüs y yazayım. Buraya da kosinüs y yazayım. Tamam. Artı artı kotanjant 3x artı 2y yerine kotanjant 3x artı 2 yerine ne yaptı? Tanjant y geldi. Tanjant y oldu. E bu da bunun yerine de tanjant y geldi. Değil mi? Buraya da tanjant y geldi. Bunlar 1 oldu. 1 eksi. Şurası ne oldu? Sin bölü kos tanjant y oldu değil mi? Burası tanjant y oldu. E bunu tanjant y yerine belki 90 dereceye tamamladığı için 1 eksi kotanjant x de yazılabilir. Yani hem bu hem de bu olabilir. Burada keyif artık şıklara hangisini koymak istersek onu koyabiliriz. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Gelelim artık son 3 sorumuz. Soru 17. ABC üçgenin kenar uzunlukları ABC'dir. Çevreyi vermiş. Sinüs B, sinüs C ve sinüs A arasında bir ilişki vermiş. Buna göre A kaçtır diyor. Şimdi şunu yapalım. Sinüs teoremini hatırlayalım. Sinüs teoremi neydi? Herhangi bir üçgende şöyle herhangi bir üçgenimi çizdiğim zaman şuraya A diyeyim, şuraya B diyeyim, şuraya da C diyeyim. A yazalım, B yazalım ve C yazalım. A'yı ben sinüs A'ya, B'yi sinüs C'ye, C, C B'yi sinüs B'ye, C'yi de sinüs C'ye oranlarsam bunların eşitleri 2R oluyor. 2R de çevrel çemberin yarıçapı. Yani aslında bunlar arasında bir oran olduğunu söylüyor. Ee, şöyle yapabilir miyiz? Ee, sin B artı sin C. Mesela R'den de gidebilirsiniz. Kendinize başka bir oran da verebilirsiniz. Mesela ben sin A yerine, sin A yerine şöyle bir şey yazabilirim, değil mi? A bölü 2R yazabilirim. Çünkü şunları yer değiştirebilirim. Aynı şekilde sinüs B yerine de B bölü 2B yazabilirim. B bölü 2R yazabilirim. Sinüs C yerine de C bölü 2R yazabilirim. Gelin bunları yazalım. Sinüs B. B bölü 2R, B bölü 2R artı sinüs C, C bölü 2R eşittir. 5 tane sinüs A ya da A bölü 2R yazabilirim. Ki görüldüğü üzere zaten, şurasını silelim. Görüldüğü üzere B artı C bölü 2R oldu. B artı C bölü 2R, yukarısı da 5A bölü 2R. Aslında buna hiç gerek yoktu. Direkt orantının özelliklerini kullanabilirdik. E çevremiz 48'miş arkadaşlar. Yani A artı B artı C 48'miş. E ben B artı C yerine 5A yazarsam 6A 48 olacak. O zaman A da 8 olmuş olacak. Ki A kaçtır diyor. 8 olmuş. Tamam. Bak no normal bir soru ama sinüs teoreminden neler neler yaptırdı bize. Örnek 18. Kosinüs D kaçtır diyor. Kosinüs D. E bu neydi arkadaşlar? Bu e, kirişler dörtgenim. Kirişler dörtgenin özelliği neydi? Şuradaki açımız alfaysa buradaki açımız da 180 eksi alfadır. Şuradaki alfayı sorduğu için ben şuraya şey d'yi sorduğu için buraya alfa dedim. Tamam mı? E, yapacağımız şey ne? Yapacağımız şey şunu şuraya çekip buradan bir tane bir kosinüs teoremi yapmak. E, ben buraya x diyeyim. Kosinüs teoremi alfanın karşısında x olduğu için x'in karesi eşittir. 4'ün karesi 16 artı 8'in karesi 64 eksi 2 tane 4 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa diyebilirim. Aynı x kareyi buradan da yazabilirim. x kare eşittir. 5'in karesi 25. 3'ün karesi 9. Eksi 2 tane 3 çarpı 5 çarpı kosinüs 180 eksi alfa. Burada bilmem gereken bir özellik var. Kosinüs 180 eksi alfa eksi kosinüs alfa. Bu böyle bir soru sorulursa en önemli şey buraya dikkat edeceksiniz. E, x kareler aynı mı? Aynı. O zaman sağ taraflar da aynı. Burası ne oldu? 70 80 mi oldu? 80 eksi şunları dağıtalım. 64 tane kosinüs alfa eşittir. Şurası 34 eksi kosinüs alfa olduğu için önündeki eksiyle çarpı zaman artı olacak. Artı 30 kosinüs alfa. Atalım buraya. 80'den 34 çıksa 46 mı olacak? 46 eşittir buraya atalım. 94 tane kosinüs alfa. O zaman biz kosinüs alfa'yı bulabiliriz, değil mi? O zaman ne diyelim? Ne diyelim? 46'yı 2'ye bölsem 3. 94'ü 2'ye bölsem kaç yapıyor? Şöyle 94'ü 2'ye böleyim. İyice e, yoruldum galiba. 47 yapıyor. Tamam mı? Bu da 18. sorumuzun cevabı. Ne yapacağız? Neye dikkat edeceğiz? Kosinüs 180 eksi alfa. Eksi kosinüs alfadır. Buna dikkat edeceğiz. Ve geldik 19. sorumuza. fx eşittir. 2 artı e, sin 5. kuvvetten fonksiyonun esas periyodu 4 pi olduğuna göre gx fonksiyonun esas periyodunu bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar sinüslerde ve kosinüslerde esas periyot neydi? Şuradaki sayıya bakıyorduk biz değil mi? Şuradaki sayımız tek ise 2 pi bölü mutlak değer a diyorduk. Yani 1 bölü a'nın mutlak değeri. Çünkü x'in kaç sayısı? 1 bölü a. Eşittir. Esas periyodu 4 pi. Esas periyodu 4 pi. Tamam. Şimdi buradan bu birin mutlak değeri 1. Diğeri de mutlak değer a. Ters çeviriyorum. Mutlak değer a çarpı 2 pi eşittir 4 pi. Şunlar gitti. Değil mi? O zaman a ne oldu? 2 oldu. Tabii ki mutlak değer a2. a artı eksi 2 olabilir. Dursun. Diyor ki bunun esas periyodunun bulunuz diyor. E buradaki sayı 4. Yani çift. O zaman onun esas periyodu pi t1 diyelim. Pi bölü pi bölü çiftse pi bölü ile başlıyorduk. Mutlak değer a. Yani mutlak değer eksi a yazabiliriz. E pi bölü e mutlak değer a ile mutlak değer eksi a aynıdır. E mutlak değer a ile 2 bulduğumuza göre bunun periyodu da pi bölü 2 olacak. Tamam mı? Haydi bakalım. Soru 20 diyelim artık bitirelim. Yandaki şekilde grafiği verilen fonksiyonun kuralı hangisi olabilir? Ne yapacağız arkadaşlar? Değerlere bakacağız. Örneğin mesela bir tane bir pi bölü 2'miz var. Pi bölü 2 attığımda 3 çıkıyormuş. Acaba hangi şıkta çıkıyor? Pi bölü 2 attım 1. 1 daha 2. Çıkmıyor. Tanjantın grafiğine benzemiyor zaten arkadaşlar. Tanjantlar bildiğiniz üzere şöyle gidiyor. Tanjant gitti zaten. Pi bölü 2 attım. 2. Şey, i̇şte pi bölü 2 1. 2 ile çarptım. 2. 1 daha 3. Olabilir. Dursun. Pi bölü 2 atsam 0. 1 oldu. Gitti. Pi bölü 2 atsam 0. Değil mi? Gitti. O zaman kim kaldı arkadaşlar? Bir tek B seçeneği kaldı. Evet arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu videoda size yardımcı olabilmişimdir. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.